Şimdi televizyonlarınızın sesini biraz daha açın. Ekranlarınıza biraz daha yaklaşın. Galatasaray'ın başkanı konuşuyor. Nasılsınız başkanım? İyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz nasıl? İyi. Başkanım, yarınki maç için son kararınızı verdiniz mi? Yarın maça gidiyor musunuz? Tabii gidiyorum. Yönetim kurulu olarak mı gideceksiniz başkanım? Bilemiyorum. Bizi davet ettiler. Gideceğiz hepimiz. Kadıköy'e gideceğim. Orası vatan toprağı dediniz. Bu çok yankı buldu kamuoyunda. Aziz Başkan da bir adım attı. Sizi davet etti ama sizin hastalığınızdan dolayı gidemediniz. O da küfreden taraftarı engelledi. Bunlar hep sizin başlattığınız o kampanyanın ardından geldi. Bunları takip edebildiniz mi? Takip edebildiğim kadar ettim ama bu bir başlangıçtır. Bunun sonu gelecek herhalde. Rahat rahat gidip yan yana maç seyredeceğiz. Çok güzel açıklamalar yaptınız. Size nazar değdi şeklinde yorumlandı. Bana nazar değmedi. Benim münasebetsizliğim. Derseye gittim, yemek yememiştim. Ondan değdik ki şahsızlık. Aziz Başkan... Dur. Şimdi samimiyete bakar mısınız? Ne diyor? Devrim hastalığından bahsediyor. Böyle gideceğim. Serkan hazırlıklı ol lütfen. Diyor ki davet edildik gideceğiz diyor ama en sonunda dikkatinizi çekti mi? Hastalanmış da Duygun Başkan, çok geçmiş olsun. Serum yedi, bir gün hastanede kaldı, müşahede altında kaldı. Devrim soruyor, neden hastalandınız diyor. Yemek yemeden derse gittim, benim hastalandım diyor. Bu benden kaynaklanıyor diyor. Ya buna kadar açıklamak zorunda mısınız? İşte böylesine, böyle inanılmaz yani. Dünya insan abi. Bu kadar güzel bir insan olabilir mi ya? Duygun, bunu açıklıyor başkan ya. Ertemciğim, Duygun Yarsuat gibi insanları, Duygun Yarsuat gibi insanları çoğaltmak lazım. Keşke öyle bir yeni nesil yetişse. İnanılmaz ya. Allah yani, sağlık sağlık. Öyle bir nesil yetişse. Bakıyorsun şimdi küçük küçük kızlar, küçük küçük çocuklar, erkek çocukları, küfürler, kafirler, türbinlerde bıçaklar, bilmem neler. Yani her türlü rezillik diz boyu. Onun için örnek alın. Bu tip insanları, bu tip örnek insanları alın. Çoğaltacaksın. Bu tip insanları çoğaltacaksın. Yok, bana nazar değmedi. Benim münasebetsizliğim. Derse gittim, yemek yemedim diyor Sayın Başkan. Söyleseydiniz biz size getirirdik. Vallahi getiririm, billahi getiririm. Böylesine büyük bir başkan. Bu kadar kaliteli bir insan olamaz. Devam edelim. Derseye gittim, yemek yememiştim. Ondan değilip geçiyor hastalık. Aziz Başkan aradı mı sizi hasta olduğunuzda? Aramışsa bile ulaşamamıştır. Telefonumu açmadım çünkü. Futbolcuları ziyaret ettiniz mi? Durum nedir? Şimdi oradan geliyorum, arabadayım. Her zamanki gibi öyle olağanüstü bir durum yok. Hepsi neşeli. Antrenmanlarını yapıyorlar. Biraz sonra yemeklerini yiyecekler. Her şey yolunda yani. Peki futbolcuların gözünde galibiyet emareleri gördünüz mü Sayın Başkanım? Ben gözden okuyamıyorum hiçbir şey. Sizin gibi yeteneğim yok. Dur. Çok güzel ya. Ya böyle bir şey ya, var mı? Devrim ben ya. Gözden okuyamıyorum. Hiçbir şeyi. Sizin gibi yeteneğim yok. Bak, bir şey söylesene. Ya böyle bir şey. Bir şey biraz geri alsana. Ertem, boş adam olsa böyle yapar. Evet, çocuğun gözlerinde evet ışıklar ya. Var. Müthiş falan filan der. Onun için profesör işte. Adam, onun için doktor. Abi, onun için hoca. Onun için koskoca üniversitelerde eğitim görevlisi. Bak ya, bazısı olsa ben böyle be. Hemen böyle arabesk düşünceler vardır. Arabesk görüşler. Gözlerinde hemen galibiyet. Gözlerine gittim baktım. Acayip gözlerinden parlıyor ya. Ne gözleri. Ben de gözleri parlatayım. Hadi çıkayım nasıl oynayacağım. Yani göz parlamayla bilmem neyle falan. Gözler okumayla ya, falan filan olmaz. Çok harika bir insan. Ben sana söyleyeyim mi? Hakikaten... Biz Beyaz Futbol ekip olarak da bir ders alsak gitsek haftaya. Kesin, kesin. %100. İnsanların ders Duygun alması hoca, gerekir. Hayır, Duygun Hoca bize ders adamdan, versin ya. Bu adamdan, bu doktordan, hocadan, bu diyorum tırnak içerisinde adamdan, gerçekten adam. Duygun Hoca bize ders versin ya. Vallahi bir gidelim alır. Vallahi alırız yani ya. Devam hiç edelim. Devam edelim. Sayın Başkanım. Ben gözden okuyamıyorum hiçbir şey. Sizin gibi yeteneğim yok. Kadıköy'de şimdi görüntüler olacak, koreografi yapıyorlar. Böyle şeyler konuşuluyor. Sizin için Airplay ruhuna uygun düşmeyebilir mi? Bak, bunu muhtelif zamanlarda sordular. Herkesin hakkı, her şeyi yapabilir. Ne olacak? 6-0, evet yenildik. 6-0. Kaç sene evvel? O şu kadar sene evvel. Ne yapalım? Olmuş. Tarihi durdurabilir misiniz? Dur. Biraz geri alsana Serkan. Devrim soruyor, diyor ki yarın koreografiler olabilirmiş. Biz de bugün gün boyu öğrendik. Yarın tribünlerde koreografi olabilirmiş Galatasaray'ın, evet, aleyhine. Muhtemelen.
Olabilir. Bu dünyanın her yerinde oluyor. Kırıcı ilk yarıda da Galatasaray yaptı. Suyunus'ta bayrak dikti. Olabilir. Diyor ki olabilir diyor ya. Her şey olabilir. Işlerde... 6-0'ı söylüyor. Ne yapabiliriz diyor. Tarihi durdurabilir miyiz? Erken. Olmuş. Bu kadar itidalli, bu kadar aşağı çeken. Sinan abi çok özür dilerim. Ben buradan en üst seviyedeki insanlara sesleniyorum. Lütfen Sayın Duygun Yarsuat'ın bu açıklamalarını herkes futbolun içerisindeki en üst seviye derken o anlamda söylüyorum. Federasyonun başından en aşağıya kadar sporun içerisindeki insanlara söylüyorum. Lütfen hep dikkate alın. Ne olursunuz biraz Duygun Başkan'dan örnek efendim, alalım. Ne olursunuz. Bu işte Ultras'tan çok başarılı. Yani bu koreografi işinde bu zamana kadar statta müthiş gördük. Şu anda şimdi, Türkiye'de değil Avrupa'da da bana göre Ultras'tan Allah var. Ultras'tan Borussia müthiş, Dortmund, müthiş işler yaptılar. Ultras'tan yani, bu konuda çok iyiler. Baktığı zaman evet Veysel Gilev tebrik ediyoruz. Harika bir organizasyon, harika bir hazırlanma var. Bakalım yarın Saraçoğlu'ndaki onu geçecek mi? Bakacağız. Buradan notu vereceğiz. Yarın buradan Ultras'tan tamam. Bu zamana kadar buradan o koreografilere baktım. Tabii. Fuat Terim'le vardı. Bir sürü Metin Oktay. İnanılmaz ama şu şeyler var, yaptılar. Ultras'tan bel altı yapmıyor hiçbir zaman. Fenerbahçe'ni zannetmiyorum. Tabii. Yani, ironi olması lazım. Eğer bel altı olmasa da buradan gereken her eleştirimizi yaparız. Tabii, Fenerbahçe'ye. Kesinlikle. Duygun Başkan'ın bu kadar açıklamasından bakın, sonra çok Fenerbahçe'de ayıp olur. Fenerbahçe'de gereken eğer oradaki türbinle eğer incitici, can acıtıcı orada eğer küfür içeren veya bir takım şeyler, kötü bir şey, manalar icap eden bir şey olursa buradan gerekli evet, eleştirimizi yaparız. Ama zannetmiyorum. Devam İnşallah edelim. Yarın Fenerbahçe Ultrastan'dan daha iyi koreografi hazırlamış diyeceğimiz bakalım olacak mı? Bakacağız Ertem. Yarın akşam bakacağız. Evet, devam edelim. Cüneyt Çakır'la ilgili konuşacak Sayın Başkan galiba. Bir devam ettirelim. Şu kadar sene evvel. Ne yapalım? Olmuş. Tarihi durdurabilir misiniz? Aziz Yıldırım cezalı. Tribünlerde olmayacak. Daha önceden sizi karşılayacak mı biliyor musunuz? Plandan haberim yok. Hiçbir program elimde yok. Tam bana uygun bir şey. Kıntıya bırakacağım ve gideceğim. Benim olan o fair play tarafı hikaye. Maçın hakemi Cüneyt Çakır Sayın Başkanım. Aziz Başkan demişti ya Cüneyt Çakır'ı atayacaklar dedi. O kim atadıysa atasın. Benim için önemli değil. Bu büyük bir kehanet değil. Çünkü Cüneyt Çakır bugün en önde gelen hakemlerimizden biri. Biz iki takımda Türkiye'nin en önde gelen iki takımından biriyiz. Sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en iyi iki takımıyız. Dolayısıyla en iyi iki takıma, en iyi hakemin atanması da normal. Bunun üzerinde hiç... Bak Sinan abi ne diyor? Türkiye'nin en iyi iki takımı diyor ve yetmez diyor. Biz Avrupa'nın en iyi iki takımıyız diyor. Ertemciğim. Ve böyle olunca Türkiye'nin en iyi iki takımının yanında Türkiye'nin de en iyi hakeminin olması çok şunu normal. Şunu söyleyebilirdim. Şunu mesela demiyor mesela. Aziz Yıldırım hafta içerisinde Cüneyt Çakır dedi. Yok. Nereden biliyordu? Şunu diyebilirdim mesela. Bizim yarın görüşürüz. Yunan Aysan'la dedi hatırla. Yunan Aysan'la dedi. Şahibe. Şunu diyebilirdi biliyor musun? Hakemle ilgili biraz tereddütlerimiz olabilir falan diye bir. Bu nedir biliyor musun? Bu Ertemciğim bu tamamıyla manipüledir. Yani hakemi etki altına alma konuşmasıdır. Şimdi yine söylüyorum. Keşke Duygun Yarsuat önümüzdeki dönemde başkanlığa aday olsa. Bak ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe Galatasaray dostluğunda önemli adımlar atılır biliyor musun? Bak inan. Bakın Duygun Yarsuat gibi kulüp başkanları çoğaltalım derken değil Duygun Yarsuat gibi insanlar yetiştirelim. Hı hı. Bu karakterde, bu terbiyede, bu nezakette, bu centilmenlikte, bu insani duyguları çok üst seviyede böyle insanlar. Kesinlikle. Şurada tribünler oynayabilir biliyor musun? Bunları yapabilir isterse biliyor musun Ertem diye derdi aynen ya. Öyle, aynen hakemi, öyle. Hakemi baskı altına almak için hakemle ilgili kuşkularımız var. Bilmem nelerimiz var işte gidiyoruz da falan. 50 şeydi. Hiç o taraflara falan tamah göstermiyor. Evet. Helal olsun ama yine istiyorum. Duygun Yarsuat gibi başkanları değil insanları çoğaltalım. Keşke önümüzdeki dönemde Galatasaray'ın başkan olarak kalsa. İnan diyorum Aziz Yıldırım da bak Aziz Yıldırım da ve de Mahmut Uslu da kimse Fenerbahçe cephesinden sert demeç gelmez biliyor musun Galatasaray'a? Çünkü bu adam olduğu sürece gelmez. Kesinlikle Deniz Tolgay Tören'in de biraz sonra açıklamasını getireceğiz. Aynen utanırlar aynen. Utanırlar biliyor musun? Aynen ya öyle. Derler ki ya bu adam nasıl konuşuyor? Siz nasıl konuşuyorsun aynen derler. İnsanlar utanır biliyor zaten musun? Birazdan Sayın Deniz Tolgay Tören'in açıklamalarını görün. Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın salondaki o konuşmasını görün. Sayın Duygun Yarsuat her şeyi değiştirdi bir anda. Çok güzel bir hafta yaşıyoruz. Yarın da inşallah aynı şekilde devam edecek. Devam edelim.
takımıyız. Dolayısıyla en iyi iki takıma, en iyi hakemin atanması da normal. Bunun üzerinde hiç spekülasyon yapmama benim hiç gerek yok. O olmasa başkası olsa yine bir şey söylememe gerek yok. Hakimler futbol oynamıyor, futbolcular futbol oynuyor. Anladım. Ama bütün istediğim orada güzel bir oyun olsun. O kadar. Fenerbahçe taraftarı sizin bize yaptığınız açıklamalardan sonra çok olumlu tepkiler verdi. Duygun Başkan'ı seçeceğiz dediler. Yöneticiler de bu yönde açıklama yaptı. Hayır, bunlardan da haberim yok. Sen nereden biliyorsun bunu? Fenerbahçe'de. Hayır başkanım. Sosyal medyada oradan açıklama yaptılar. Ondan dolayı söylüyorum. Ha, bilemiyorum. Peki, teşekkür ederim şimdi de. Her iki takıma da başarılar. Evet, Duygun Başkan'ın açıklamaları böyle sevgili seyirciler. Kadıköy'e gidiyor Sayın Duygun Yarsuvat. Bugün diyeceğiz artık Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Starı'nda derbiyi seyredecek. Protokol tribününde Galatasaray Başkanı da yer alacak. Fenerbahçe taraftarlara çok büyük iş düşüyor. Böylesine haftalardır sürekli olumlu görüşler veren, bir haftadır Beyaz TV ekranlarından, Derin Futbol programından ve bugün Beyaz Futbol'dan Fenerbahçe lehine taraftarlara centilmenlik adına güzel mesajlar veren Duygun Başkan'ı nasıl karşılayacaklarını Fenerbahçe taraftarı iyi biliyordur. İnşallah bunun devamını getirirler. Vallahi söyleyecek şeyleri söyledik Ertem'ciğim. Yani karşılıklı çok güzel demeçler. İnşallah yarın da sahada centilmence bir mücadele olur. Dolayısıyla derbi merak konusu. Yani ben derbiyi çok merak ediyorum. Hakikaten merak ediyorum ne olacağını. Ha tamam, biz bir sonuç söyleriz. Biz Allah değiliz, sonucu önceden bilelim. Ama yani derbi hakikaten, şimdi tabii Hamza Hoca geldikten sonra farklı bir Galatasaray var. Yani Hamza Hoca geldikten sonra Sarıçoğlu'nda nasıl bir Galatasaray göreceğiz, seyredeceğiz. Çok, o da merak konusu. Onun için yarın 20.45'i ben çok merak ediyorum. Gülen tarafın eğer söylediğimiz çıkarsa ayrı bir şey ama hiçbir zaman derbi oynamadan veya bir maç oynamadan kazanılmaz.